Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Supercell'in acıklı hikayesini dinleyeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar bu arada Brawler Hasan'a ne diyor? Açıklama kısmına linkini bıraktım. Mutlaka izleyin. Abone olun. Bu arada arkadaşlar 110 abone özel prem çıkartana su içtim. 150 abone özel rosa çıkartana kadar ot yedim. Ve ayrıca 200 abone özel El Primo çıkartana kadar yumruk yediğim videosu gelecek. Hadi bakalım. Abone olmak 2 saniye ücretsiz bir şey. Mutlaka abone olun. Hadi. Yani 2 saniye ya sadece. Sadece 2 saniyesini alıyor. Selam güzel dostlarım. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Bu videomuzda sizlere Brawl Stars oyununu yapan ve en iyi şekilde ayakta durmasını yaptığı güncellemelerle sağlayan Supercell'in hikayesini anlatacağım. İlk başta Supercell'in o güzel vizyonu benim için misyon haline gelmiş cümlelerle başlamak istiyorum. Supercell bu yolda amacımız en iyi oyunları yapmaktır ve mümkün olduğunca çok insan tarafından oynanan, yıllarca zevk alan ve sonsuza dek hatırlanan oyunlar vizyonuyla başlamış ve günümüze kadar gelmiştir. Tabii ki de sen şimdi diyeceksin ki ne zaman başlamış? Hadi başlayalım. Supercell 16 Mayıs 2010 tarihinde Finlandiya'nın Helsinki kentinde faaliyet gösteren bir şirket olarak kuruldu. İlk başta Gunshine.net'i 2011'de piyasaya sürdüler ve 1,5 yıl sürdükten sonra 30 Kasım 2012 Cuma günü Gunshine.net'i sunucularını kapattılar. Gunshine.net'i piyasaya sürdükten sonra da mobil oyun geliştirmeye başladılar. Yani 2012'de Pets ve Orcs oyununu piyasaya sürdüler. Fakat bu oyun 1,5 ay sonra rafa kaldırıldı. Bu süreçte 2012'de Bodies isimli oyunu tam telaffuz edemesem de piyasaya sürdüler. Oyun birçok ülkede piyasaya sürülüp eleştirmenlerden olumlu notlar alsa da aynı yıl içerisinde durdurulma kararı alındı. Bunun sebebi ise zayıf para kazanma yani oyun içi para ile satılan marketin fazla kullanılmamasıydı. Ardından 2012 yılı içerisinde iki oyunu daha piyasaya sürdü. Evet, herkesin de tahmin edeceği gibi bunlar Clash of Clans ve Haydai. İlk başta Haydai 21 Haziran 2012'de iOS'a, 20 Kasım 2013'te ise Android cihazlara yayınlandı. Clash of Clans ise 2 Ağustos 2012'de iOS'ta, 7 Ekim 2013'te ise Android cihazlara yayınlandı. Tabii ki de Clash of Clans küresel oyuncular arasında olumlu notlar almıştır ve Pocket Game tarafından 10 üzerinden 9 puan, GameZuba'dan ise 5 yıldız üzerinden 4,5 yıldız almıştır. Bu gerçekten büyük bir başarı. Clash of Clans ABD'de 3 ay içerisinde en karlı uygulama haline gelmiştir. 2013 ve 2014 yıllarında Clash of Clans dünyanın en karlı mobil oyunu olmayı başarmıştır. Bu başarılar içerisinde olan Supercell tam 2 yıl boyunca oyun yayınlamadı. Yayınlamadı diye de hemen çalışmadılar diye aklınıza gelmesin. Satış rekorları kırarken zaten 2012 yılının sonbaharında Boom Beach oyununu yapımına başlanmıştı. 2013 yılında test pazarına sunulduktan sonra 26 Mart 2014'te ise hem iOS hem de Android'e Boom Beach'i piyasaya sürdüler. Oyun ABD'de çok başarılı oldu ancak indirme listelerinin başında uzun süre kalamadı. Ancak Supercell Aralık 2014'te pahalı bir pazarlama kampanyası başlattıktan sonra en çok indirilen iPhone uygulamalarının ilk 30'una yükseldi ve 2015'te oyun grafiklerinde Haydai'yi geçmeyi başardı. Gelelim 2014 ve 2015 yıllarına. Clash of Clans, Haydai ve Boom Beach'ten sonra Supercell Spooky Pop adında Candy Crush'a benzer bir oyunu 2014 ayında piyasaya sürdü ve 10 Mart 2015'te tamamen durduruldu. 2015'te ise Smashland adında karakterleri bilardo gibi birbirine çarptırarak öldürdüğümüz oyunu 1 Nisan'da Kanada ve Avusturya'da sınırlı bir şekilde lanse edildi. Ancak 2015'in 1 Temmuz'unda oyunun gelişimi iptal edilmeye karar verildi. Gerçekten güzel oyunlar ama ben bazılarını gerçekten sevdim. Smashland 1 Eylül 2015'e kadar indirilmeye devam edildi ancak dağıtım platformlarından kalıcı olarak kaldırıldı. Evet, gel gelelim 2016 senesine. Supercell Clash of Clans'a benzer karakterlerini kullanan Clash Royale'i 4 Ocak 2016'da iOS'a aktif etti. 16 Şubat 2016'da Kanada, Hong Kong, Avustralya, İsveç, Norveç, Danimarka, İzlanda, Finlandiya ve Yeni Zelanda'da Android için start verildi. Ardından 2 Mart 2016'da
küresel olarak piyasaya sürüldü. Evet, herkesin de delileri gibi beklediği oyun Brawl Stars. Brawl Stars ise 14 Haziran 2017'de YouTube'da bir video yayınlayarak oyunun çıkacağını duyurdu ve ertesi gün oyun Kanada App Store'da iOS için sunuldu. 19 Ocak 2018'de Finlandiya, İsveç ve Norveç uygulama pazarlarında da piyasaya sürüldü. Android sürümü ise 26 Haziran 2018'de Kanada, Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, İrlanda, Singapur, Malezya ve Çin'de yayınlandı. Ardından 12 Aralık 2018'de küresel olarak piyasaya sürüldü. İlk ön kayıtlarda toplam 5 milyon ön kayıt yapıldı. Piyasaya sürüldüğü ilk bir hafta oyun içi satışlarda 10 milyon dolarlık satış elde edildi. Brawl Stars kendisinden önce piyasaya sunulmuş olan Clash of Clans ve Clash Royale'in ardından 3. sıraya kalırken Asya bölgesinde şirketin en çok gelir getiren oyunu oldu. 2019 yılında yapılan açıklamada 422 milyon dolar hasılat yapmış. Vay anasını, paraya bak be. Helal olsun Supercell, yapıyorsun bir şey. Ardından 2019 yılının 26 Ağustos'unda Rush Force beta sürümünü Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da sundular. Tabii ki de biz Türkiye'de VPN aracılığıyla girmiştik oyuna. Oyun ne kadar sevilse ve oynansa da 5 Kasım 2019'da oyunun devam etmeyeceğini ve 30 Kasım'da kapatılacağı açıklandı ve daha piyasaya sürülmeden kaldırıldı. 2020 ise 16 Mart'ta Haydai Pup sadece Avustralya, Yeni Zelanda ve Finlandiya'da kullanılabilir hale geldi ve benim oynayacak zamanım olmadı hiç, ama boş bir vaktimde deneyeceğim. Tabii ki de ilerleyen tarihlerde oyunu daha fazla ülkede kullanıma sunacaklarını da açıkladılar. Hadi bakalım, bekliyoruz. Evet arkadaşlar, Supercell'in kuruluşundan gün... Vay be. Neyi kayıymış arkadaş ya. Çok acıklı. Gözümden yaş aktı bir anda. Dediğim gibi açıklama kısmına linkini vereceğim. Supercell'in mutlaka yine abone olun. Çok acıklı. Çok güzel oyunları var. Bu arada arkadaşlar indirdim ha. Bakın. Clash Royale'da indirdim. Daha indiriliyorlar. Şimdi Clash... Burada Hayda indiriyorum. Clash Royale'da indirdim. Clash of Clash zaten bende yüklü. Gördüğünüz gibi. Bakın, Clash of Clans ve Brawl Stars bende yüklü. Üstü Clash Royale indirdi. Şu Bombe Ağaç. Bombe Ağaç indirmeni. Sizinle beraber indirelim arkadaşlar. Vay, indiriliyormuş. Neyse arkadaşlar, bunu öğrenmemişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağ kalın.